Lütfen. Yeniden bir şeran gel, yeni silahlar, dokslar. Oraya atlamıyorum. Çok iyi. Ne kadar çok kişi geldi lan. Neyse hızlı indim ben. Tabi hızlı inmenin hiçbir önemi yok, tamamen şans oyunu olduğu için. Rus ruleti gibi hissediyorum bazen PUBG oynarken. Mesela pompayla kalmayalım burada. Abi bu arada yeni işlemci de geldi. İnşallah bu hafta içerisinde yeni bilgisayarı da ayarlayacağız. Yeni bilgisayarla da artık FPS sorununda her şey düzelecek. Zaten FPS'de hiçbir sorun yok maşallah. Maşallah kardeşim. Seni vurmak istemiyorum. Şunu vuralım. Ne anlatıyordum da. Yarım kalacak baya. Benim can basacak hiçbir şeyim yok değil mi doğru düzgün? HP'yi iyi değerlendirelim. Bu ne oğlum? Lan. Dur oldum. Ya da hiç bu fight'le uğraşmayalım. Arka taraftan basıp gidelim. Neden burada sonsuza kadar tıkanalım ki? Çelik gerek yok, bir şey yok. Burada uğraşmaya hiç gerek yok yani. Selamlar canım. Lootunu almak isterdim ama şu aşağıdaki evlere gideceğim loota. Instagram'a hikaye attım mı? Yok daha atmadım, atacağım. Görürsünüz zaten ya. Paylaşınca görürsünüz abi. Ama var ya, akıyor akıyor. Ya böyle bir şey yok ya. Yok yok böyle bir şey yok ya. Yok. Daha kullanmadan FPS artışını hissediyorum. Şu an yanımda FPS'im arttı oyun. Daha bilgisayara takmadım bile. Kasan yanında duruyor. Geldi, mikrofonun üstüne tutmuşsun elini. Ses anlaşılmıyor mu ya? Ses anlaşılıyorsa sorun yok. Yani o çelik yelek çıkmadı ya. Allah seni bildiği gibi yapsın PUBG. Oğlum. O M4. Silahı da yok. Ya oğlum neden böyle sefil bir haldeyim ben ya? Bir M4 daha, onun da mermisi yok. Oğlum burada çelik gerek yok. Duymadı inşallah ya. Bunu böyle vurmam lazım. Yani bunu böyle vurmamız lazım bunu bir şekilde. Yoksa asla ona başlayamayacağım. Tipime bak. Kask 1 vest yok. Yani hani bence loot için camplenebilir.
Ne düşünüyorsunuz? Bence loot'unuz yoksa ve hani o kadar ev lootladım. 3 tane 4 tane evde çelik yelek çıkmadıysa yani bu benim suçum değil. Rakibimden özür dileyip kafasına vuracağım şimdi. Oğlum ne lootladın içeride ya? Ha ne var ki içeride? Allah aşkına unlucky Malaita. Benim yeni sözüm bu. Unlucky Malaita. Utanmıyor musun lan camplemeye? Evet. Utandım yani. Ama abi ne yapalım? PUBG şey hiçbir şey vermedi yani. PUBG'nin ayıbı bizim değil. Kaç tane eve girdim çıktım. Bu arada hala şey vest çıkmadı yani hala böyle bakıyorum. Bir vest bile çıkmadı. Bizde hiçbir alakası yok. Ha yeni M4'ün sesini göstereyim. Bak. Nasıl ama? Gerçek yapmışlar. Bence güzel ya. Ben de sevdim açıkçası. Yani eski sesi tamam M4 sesiydi güzeldi ama böyle çok kafa şişiriyordu ya bu. Güzel olmuş bu sanki. Ulan chat'i açıyordum. Allah'ım bir tane boost'um vardı. O da ne hale geldi ya. Aleykümselam chat abi hoş geldiniz. Şimşek gibi çarptınız. Ağzı bantlı adamlar gibiyiz. Yok kardeşim estağfurullah. Böyle bir şey. Böyle düşünmek tamamen yanlış. O niye öyle moda şey yapıyoruz? Dur anlatamadım. Abone moda almamızın sebebi başlı başına şu. Ya böyle oyun esnasında birisi mesela bir yayıncı oluyor. Karşıma geliyor. Aynı oyuna düşüyoruz ki oyunda 100 kişi var. Çok gayet normal yani. Benim chat'teki kurallar çok basit. Küfür, başka yayıncının ismin geçmesi yasak. Ya yani din, siyaset bu konular da yasak zaten baş başına. Ama bazen böyle chatte öyle bir şey oluyor ki mesela bir streamer benim yayınımda şey benim oyunumda oluyor. Herkes onun ismini spamlamaya başlıyor. Kontrol edemiyoruz yani moderatörlerde herkesi banlamak istemiyoruz. Yani yoksa herkes ban yiyecek. Kimse ban yemesin abi. Aynı şekilde işte bazen siyaset konuşuluyor. Zapt edemiyoruz. Herkes konuya dahil olmaya çalışıyor bir yerden. O yüzden kapatmak zorunda kalıyoruz. Yoksa ben de istemem yani hep açık kalsın. Ben yorum okumayı seviyorum. E
Kanka yani o arabanın demiri... Arabanın demiri yüzünden hayattasın şu anda. Onu bilmeni istiyorum. Yok abi, arabadan öyle bir yerde ki araba pik atamıyorum. Normalde 4 kere falan öldürmüştüm adamı. Oğlum push falan yapıyor, şuna bak. Oğlum nasıl ölmen lan? Oo, bir dakika, bu araba sıkıntı. Bize gelmez umarım. Ha, görmedi varsayıyorum. Niye görsün? Ben gördüm ama kankam. Gün garip bir gün ya. Ya o çocuğu öldürememem çok uzattı fightları. Uf, çok güzel bombaydı da. Yeah. Bir görmedi. Böyle değiştirelim. Tekleri alırım. Ay beril. O zaman 2x buraya gelir. Buraya girer. Yani oldu. Bu kadar tribe niye girdi bu ya? M249'u hissettiriyor. Evet evet, sesi birazcık M249 zoom'su. Ben de sen söyleyince böyle bir çağrışım yaptı. Çok benziyor hatta M249'a. Arış tantana yapmadı, öl. Pushluyordun ne güzel demin. Ne oldu? İçine mi kaçtı? Bu kesin sağdan soldan bir yerden flank deniyor şu anda. Ha, şeytan diyor. Hadi be oğlum. Bir daha. Bak sonra çıkamayacaksın. Burada tıkanacaksın. Hay dersin 4 Türk lirası ve 31 diyor. Anlayan anladı diyor. Çok teşekkür ederim kardeşim. Gerçekten aydınlattın bizi. Çok sağ ol. Sana bereket. Çok teşekkür ettik 4 lira desteğin için. Ya şurada bak, adamı bir kere ıskaladım. O demir yüzünden 10 dakika daha çocuk hayatta kaldı. 10 dakika daha bu oyunu oynadı ya. İnanılmaz ya. Ne oluyor lan? Bir dakika, görüyor musun burayı da?
Görüyor lan. Burayı görmeyecek ama. Oradan flank atmış olma ihtimali ne? Yok. Farklı oyuncular. Gerçekten çocuk oyuna devam etti. Helal lan. Öl lan artık. Aa ölmüş. Helal lan bana. Güzel vuruştu da şu an yaptığım hareketler tehlikeli. Aslında etalara daha çok ihtiyacım olacak şu andaki süreçte. Aynen kanka. Devam et öyle. Bayağı iyiydi. Çok 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 geliştirmişsin kendini. Kaç tane neyim var benim şimdi? Oha 9 tane şey ne? First aid nereden geldi? Çocuk neden bir train taklidi yapıyor? Neyse banlamışsınız. Kankam yani bilmiyorum, bence örnek alınacak biri varsa yayıncı olarak alınması gereken insanlardan biri olduğu için taklidini yapmıyorum ama örnek aldığım çok şey var. Küfürsüz yayın, güzel oynamak vesaire tarzında. Ve bunlardan da çekemiyorum yani. Gayet çoğu şeyi ondan öğrendim. O ne lan, ne sıktı o? Adam farklı bir şey sıktı o. Kar98 miydi o? Ya hep kötü şeylere odaklanmayın arkadaşlar. Dünya güzel. Dünya kısa. Hayatta hep kötüyü, hep yanlışı görerek yaşayamazsınız. Ben arkadaşlar. Canlarım. Olmaz böyle. Bu kadar gergin olmayın. Nereye? Şurada bir tane motor var. O neyse. Ay kaya gibi. Sağa bakıyordum. Bu aralar arabayı çok çarpıyorum ya. Hyperscape'deki gibi böyle kayaların üstünden böyle zıplayacağım sanıyorum. Hiç öyle olmuyor. Bir dakika lan, ne yaptım? Çok az kill aldım ya. Yani herkes çabuk öldü. Bir de o bir kişiye var ya, tıkandım kaldım ya, o hata yapmayacaktım. O ne? Motor. Onu geç. Oo, biraz daha yaklaşalım ya. Kesin Emin
Emin olacağım öldürebileceğim pozisyonda, öyle sıkacağım. Oğlum ne? Nasıl ölmedi lan? Yalnız orada çok güzel cover varmış çocuğun. Dedim 3 ite öldürürüm de seviye 3 vesti vardı. İlk hiti ıskalamayacaktık abi. Ha, deminki yaptığımızı bunu da yapsaydık keşke. Buna yaptığımızı deminkine yani. Aynen bundan bahsediyorum. Bilindim bunu. Ha bu ne? Bu airdrop loot sanırım. Lazım, bir şey lazım değil. Ne lazım? Havamız var mı? Tamam, let's go. Vallahi bir şeyler lazımsa almadım artık. Unlucky diyelim. Sanırım ama full gibiyiz. İhtiyacım olan her şey var. Kill de 8. Tamam, bunun üzerine bir 5 kill daha koysak bize yeter. 13 kill kafidir. Kask temiz miydi? Kask yoktu oğlum adamın. Bir tane headshot attım ona. Airdrop'ta full seviye 2 kask mı vardı? Ha, ona bakabilirim işte. Onu alırım hatta. Helal chat. Teşekkür ettim. Keşke şu kayalara kadar gitseydim motorla ya. Niye burada indiysem? Yine aydınlandı oyun. Saçma sapan. Oyunun böyle bir evresi var abi. Aydınlık oluyor. Çok aydınlanıyor bir anda. Buggy var burada da, bu çocuk çıktı gitti mi acaba? Ben gözden mi kaçırdım bunu? Ay şurada. Esaları yoksa sıkmayacağım. Dedim yoktu. Niye sıktım ki bir de? Ha tamam, esalarla buydu. Esaları yoksa sıkmayacağım dedim abi, yine sıktım. Yok ben bozuğum ya. Bu alttaki kulübe nerede? Safe'de değil o. Seviye 3'lü çocuğun üzerine doğru oynayacağım ama. Bunun yani 13 saniyesi var. 12 saniye. Ah lan koşuyor. Ulan. Ulan ulan. Böyle timingler. Ama hala da çok avantajlı pozisyondayım ona göre. Yok orada o avantajlı ama bence cam basıyor. Aynen orada gördüm. Kanka yok sen boş ver ya, ben seni oynatmayacağım bu oyun. Kas gücü vardı, alabilir miyim? Vallahi bir gaza girip çıkma fasına phase 5 çok vurmuyor. Bence hızlıca alıp çıkarız. Askına çok vurmadım zaten. Vurduysam bir hit falan atmışımdır. Onu bile yapmamışım. Aug vardı ama yani gaz geliyor abi. Alamayız. Yeni silahın peki asla çıkmaması hiç kimseye, yani bana bile, bana çıkmıyor tamam ama kimseye çıkmıyor abi, ayıp. 10 kili var, şunun üzerine 2 tane daha koysak kafi abi, ben okeyim.
O kadar Hyperscape oynadıktan sonra şu oyunda 12 kill alıyorsak hala helalim bizi. Yalnız burayı nasıl oynayacağız? Bir de SLR vardı birinde karşıdaki rakiplerden. Ulti olabilir şurada sanırım. Aynen bayağı sıkıntıydı bu. Adam çıkıyormuş. Ve tamam, o son ikisi de birbiriyle fight'a girdi. Güzel. Ben hemen pozisyonumu alacağım onlar savaşırken. Sanırım şurası en güzel pozisyon. Son iki kişi aynen. Yeni silah AR mi? Hayır. M249'un 7.62 versiyonu. MG kaçtı? MG3'tü sanırım. Harama. Sanırım fight şurada oldu da. Bir tık sağdan alıp bunun da kilini alırsak çözüme ulaşacağız. Ulaştım şu anda çözüme bak. Şu binanın çatısında olması lazım. Buradaki açıyı görüyorsa eğer. Onu sağa koşturmayalım diyeceğim de koşar ya bence. Bence koştu bile yani. En güzel açı buradan alınır bu arada. Şurada burayı full görüyorum ama adamın kendisini göremedim. Safe'de değil zaten. Eğer hangarın içine geçmediyse bence geçmedi. Hala geçmediğini düşünüyorum. Geçtiyse öldük zaten. Buradan öküz gibi sprey yerim. Geçmemiş. Gaza ölecek abi. 3, 2, 1. GG. Yani bana bu kill'i saymadı ya, 11 kill ettin ya şu oyunu. Her erangel oyunumda birileri gaza ölüyor. Yok abi yok, ben anlamıyorum. Peki abi GG. Nice game. Bu arada arkadaşlar yapmadıysanız, hala yapmayan kaldıysa, hani 50 kere söyledim ama bir kere daha söylüyorum. PUBG.com giriş yapın. Artık ezberlediniz bu kısımları. Steam hesabınızı bağlayın. Oluşturur takdir programı. 10K'deyiz. Gönder, destekle. Ve indirimlerini kap. Bu seferki bayağı kısa. Kendinize iyi bakın abi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Öpüldünüz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. GG.